Edirne Belediye Meclisi 2019 yılının son meclis toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Aralık 2019 ayı 2019'un son olağan meclis toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle 2019'un hem Edirne'miz için hem ülkemiz için iyi günleri oldu, sıkıntılı günleri oldu. Ben yılbaşına kadar bir daha görüşemeyeceğimiz için birçok belediye meclis üyesi arkadaşımla 2020 yılını şimdiden Edirne'miz, ülkemiz ve milletimiz için refah, esenlik, sağlık ve sıhhat dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümü nedeniyle Belediye Meclis Başkanlığı koltuğunu Meclis Üyesi Filiz Gencan Akın'a teslim etti. Değerli meclis üyelerim, yarın 5 Aralık, meclisimiz bugün 4 Aralık'ta yapılıyor. 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçme hakkı verilmesinin yıl dönümü. Ben o nedenle bugün meclisin idaresinin birinci başkan vekilimiz Sayın Filiz Gencan Akın'a tevdi ediyorum. Kendisini buraya davet ediyorum. Ben de o sıralara oturarak meclisi sizlerle beraber izleyeceğim. Buyurun Filiz Hanım. Böylelikle katip üyeliğini Emine Kahyalar, Nuray Yılmaz geldi ve Duygu Şener'in yaptığı Aralık ayı olağan meclis toplantısını da kadınlar yönetmiş oldu. Söz almak isteyen var mı? İlk maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkan Gürkan toplantı öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye'de 5 Aralık 1934'te dünyada bugün medeni, uygar kabul edilen birçok ülkeden daha önce Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildiğini anımsatarak gururla söylüyoruz. Edirne'den Doktor Fatma Şakir Memik, Cumhuriyet'in ilk 18 kadın milletvekilinden biri olarak parlamentoya giriyor ve mecliste Türk kadınını temsil ediyor dedi. Edirne Belediyesi'nin geçen dönem Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Hakları Geliştirmesi Ortak Programı kapsamında 2015 yılında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmasında en başarılı belediyelerden biri olduklarını aktaran Gürkan, Türkiye'de ilk kez 24 saat kesintisiz toplu ulaşımı başlatan ilin Edirne olduğunu, saat 22'den itibaren kadın yolcuların durak harici istediği yerde inebilmesi kararını Türkiye'de ilk kez Edirne Belediyesi'nin aldığını söyledi. Türkiye'nin çeşitli illerinden 18 kadınımız ilk kez Cumhuriyet döneminde milletvekili olarak Türk tarihinde parlamentoya girme hakkı kazanıyorlar. Bunlardan birisi de gururla söylüyoruz. Edirne ili ve Edirne'den de Doktor Fatma Şakir Memik. Başkan Gürkan, Edirne'de iki kadının yüzüne sıvı atarak kaçan şahsın henüz yakalanmadığını, emniyetin bu konuda çalışmasını titizlikle sürdürdüğünü kaydetti. Gürkan, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85. yılının kutlandığını belirterek, Aralık ayı meclisinin idaresini 1. Başkan Vekili Filiz Gencan Akın'a vererek kendisi de meclis sıralarında oturdu. Aralık ayı olağan toplantısına başkanlık eden Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Meclisi'ndeki bu görüntünün tüm kadınlar için çok değerli ve cesaret verici olduğunu söyledi. Daha sonra meclis, Filiz Gencan Akın başkanlığında toplam 7 maddeyi görüşerek kararı bağladı. Meclisin ardından tekrar söz alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Aralık ayı meclis toplantısında meclis başkanı ve tüm divan üyelerinin kadın olmasının kendileri için onur kaynağı olduğunu söyleyerek kadın meclis başkanı ve divan üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Kurtuluş Savaşı'nı kazandıran Türk kadını üstte erkek altında. Bravo.